Selamlar arkadaşlar. Bugün evde İskender yapacağız. Şimdi nasıl tam İskender'e benzeyen bir şey olur. Aslında tırnak pide kullanıyorlar ama bu da bizim Adapazarı'nın yoğurt döner için meşhur pidesi. Önce şu pideyi küp küp böyle ufak parçalar haline getiriyoruz. Bence bu tırnak pidesinin daha güzel çünkü daha yumuşak oluyor bu. Ben bunu buzluktan çıkardım. Şoktan. Pideci çünkü kapalı. Mikrodalgada yumuşatacağım. İsterseniz siz tavada ya da fırında ısıtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunun yarısı bir tabak falan dolduruyor. Şu şekilde yapacağız. Tabii ki kayık tabak daha iyi olur ama bizde kayık tabak yok maalesef. Şimdi bunu yaptık. Bir kenara koyalım. Yoğurdumu hazırladım. Yoğurdum ev yoğurdu. Patateslerimi kızarttım. Biberlerimi hafiften bir ateşe tuttum. Dönerlerim de hazır. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Daha önceki videolarımda İskender sosu tarif vermiştim. Ama bir daha yapayım arkadaşlar. Şimdi biraz tereyağını eritiyorum. İnce tavada çok çabuk yanar. Sıkıntı şey yapalım arkadaşlar. Bunlar çok ince saçlar. Domates salçası atıyoruz. Bakıyorum kim böyle salçanın içine kimyon atıyor, karabiber atıyor. Ya arkadaşlar, İskender'in sosunda olmaz ki. Nereden çıkarıyorsunuz? Bunu çok hafif kavuruyorum. Çok değil arkadaşlar. Şöyle tereyağla salça birbirine geçsin yeterli. Çok kavurursak ekşi olacağını söylüyorlar. Ben de çok kavurmuyorum. Bir miktar soğuk su atıyorum. Bunu güzel açtırıyorum. İçine gerekli gördüğümüz miktarda tuz atıyoruz. Ve ben bulyon et suyu kullanıyorum. Kemik suyu kullanmak en güzeli. Fakat bildiğiniz gibi karantinadayız. Onun için kemik suyunu bulamıyorum şu anda. Kasaba gidip kemik almam lazım. Bulyon da tuzlu olduğu için tuzunu ona göre atın arkadaşlar. Bunu hesaplayın. Birazcık daha su. İskender'in sosu birazcık daha su olabilir arkadaşlar. Çok koyu olmayacak. Ben size şöyle yakından göstereyim. Bakalım birazcık daha su gerekiyor. Biraz daha. Çünkü bu birazcık daha pişecek arkadaşlar. Bu sosun miktarı size bağlı. Biz biraz kalabalık olduğumuz için ben çok yapıyorum ama bozulmadan dolapta bir haftaya yakın durabilir arkadaşlar. Tuzluyoruz çünkü bunu. Daha başka yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz kıvam, gördüğünüz
bu kıvamda olacak arkadaşlar. Şimdi bir 10-15 dakika kısık ateşte şöyle bir pişmeye bırakalım. Et suyu ve tuz salçayla birbirine karışsın. Sosumuz olmak üzere. Bu arada ben de hazır dönerleri teflon tavada kısık ateşte ısıtıyorum arkadaşlar. Çok bu tam İskenderlik bir dönermiş. Böyle İskender dediğiniz böyle olur. Kıymadan ve uzun uzun parçalarında. Ama bu yaprak döner değildir arkadaşlar. Herkes yanılıyor. Yaprak döner sırf etten olandır. Evet arkadaşlar. Tereyağımızı erittik. Pidelerimi ben mikrodalga fırında ısıttım. Taze pide olursa gerek yok. Şimdi İskender de sosu biraz sıvı yaptık. Neden? Bu pidelerin üstüne döküyoruz bunu. Pide yumuşasın diye. Çok koyu sos olmaz İskender için. Benim bildiğim bunun özelliği böyle. Şimdi pidelerimizi sosu yumuşattık. Etlerimizi şöyle alıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar ben evde yaptığım zaman eldiven kullanmıyorum. Ticaret yapmıyoruz burada. En sonunda da bunu ben yiyeceğim yani. Siz isterseniz eldiven kullanabilirsiniz. Ama evdeki çekimlerde gerçekten zor oluyor ve çirkin de gözüküyor. Şimdi istediğimiz miktarda et atıyoruz. Ve şöyle erittiğimiz tereyağını İskender'in üzerinde gezdiriyoruz etlerin. Bu sosuna da geliyor arkadaşlar. Miktarı tamamen size bağlı. Sırada ne var? Kenarına yoğurt koyma işlemi. Yoğurt miktarı da size bağlı. Benim yoğurdum ev yoğurdu ama gene bayağı katı olmuş. Şöyle yanında bir tane biber. Hatta iki tane biber. Yakışıklı olsun. Kızartması. Şimdi bunu son süs olarak üstüne bir daha şöyle hafiften sos gezdiriyorum. İsteyenler gezdirebilir. İsteyenler ben gezdirmiyorum ama böyle yapanlar da var. İskenderimiz hazır. Bence çok güzel oldu. Ne dersiniz? Yapana, deneyenlere, yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar.